Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce paylaşmış olduğum güvenen bir kovanım vardı ve güvenme sebeplerini paylaşmıştım. Bugün de o kovanımıza uygulama yapmıştım daha öncesinde. Kükürtle uygulama yaptım. Kükürtten çok randımanlı bir sonuç alamadım. Hani güveye karşı ne kadar etkilidir diye. Bunun videosunu çekemedim. Açtığımda biraz hava şartlarından dolayı yağmurluydu. Hızlı bir uygulama yapmam gerekiyordu. O yüzden onu çekemedim. Sonrasında formik asit uygulaması yaptım. Ve yaklaşık 2 haftadır formik asit uygulamasını bekletiyordum. Yani sonradan çıkan yumurta olabilir, güve yumurtası veyahut da kelebek olabilir diye. Ve bugün hep beraber sizlerle beraber açıp formik asitin güve üzerindeki etkisini hep beraber gözlemlemek istiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Sizlerin varsa bir uygulamanız, onları da bizlerle paylaşırsanız memnun olurum. Şimdi herkese iyi seyirler. Evet, kameramızın açısını ayarladık. Ve açıyoruz kovanımızı. Gördüğünüz gibi iki noktadan formik asit uyguladım. Bunları koyalım kenara. Evet, şuradan başlayalım. Evet. Görüldüğü gibi, yani gözlemlediğim kadarıyla şey yok. Hiç güve yok. Ben formik asit uygularken kelebekler uçuşu olduğu için de giren de yok. Yeni çıkan da yok. Evet. Aynı bıraktığımız gibi duruyor hepsi. Ben bunu iyice beklettim. Güvelensin, iyice güvelensin diye. Mesela şurada kelebek var. Gördüğünüz gibi güve kelebeği ölmüş formik asitin etkisinden. Şurada görüldüğü gibi, yani ölü şu anda. Formik asit güveyi etkili. Anlaşılan bu. Evet. Hiçbir tane daha yok. Aynı şekilde. Bunlar şey, kükürttü bunlar. Üst katı toplayıp zemine bakmak istiyorum. Ben sağmış olduğum petiklerimi de depolarken aynı bu şekilde formik asit koyuyorum. Ve formik asit de sürekli duruyor. Faydasını da görüyorum. Açık alanda üzerine bir branda örterek saklıyorum. Çünkü depom yok. Bu da zemin katı. Burada yeni güveler çıkmış. Yeni güve girmiş veyahut da. Tekrar formik asit uygulayacağız buna. Evet, görüldüğü gibi kurt yok. Hepsi ölmüş. Ben kapağını açık bırakmıştım. Demek ki güveler gelmiş tekrar. Evet. Canlı. Yok. Evet, formik asit faydalı gözüküyor. Mesela şurada. Evet, bunlar canlı. Kelebek ölü. Tekrar uygulama yapacağız. Formik asit uygulaması. Ve kalanları da öldürmüş olacağız. Müdahale etmiş olacağız. Yeni şey yok. Yeni yumurta yok. Ve yeni güve de yok. Onlar demek ki kuluçkadaymış. Kuluçkadan çıkan bunlar. Ve bunlar da
yok olmaya mahkum. Tabanlarda ölü kurtlar var. Gözüküyor. Şöyle isterseniz açalım, gösterelim. Görüldüğü gibi burada kurt, güve, kelebeği, ölü hep ölmüş, dökülmüşler görüldüğü gibi. İşte ölmüş. Bu tarafa da bakalım. Aynı şekilde bu tarafta da var. Ölüler. Görüldüğü gibi kurtlar hep dökülmüş. Bunlar hep kurtçuk. Şöyle uzaklayalım. Evet, kurtlar ölmüş. Formik asitin faydası bunlar. Kelebek. Ölmüş şekilde kelebekler. Birkaç tane canlı kelebek var. Onlar muhtemelen kozanın içindeydi muhtemelen. Onlara etki etmemiş. Onlar çıkmış. Onları da şimdi formik asit uygulayıp onları da öldüreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, formik asidi uyguluyorum, koyuyorum. Formik asit çok tehlikeli bir asit. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle maske ve eldiven kullanmanız gerekiyor. Şu anda çekim yaptığım dolayı ben maskemi takamadım. Hızlı bir şekilde hemen döküp kapatıyorum. Keskin bir kokusu var. Ona dikkat edin. Sakın vücudunuza değdirmeyin. Değdirdiğiniz zaman ivedilikle yıkamanız gerekiyor. Çünkü yakıyor insan vücudunu ve şu anda kokusu geliyor. O yüzden kapatıyorum. Kovanımızı kapattık. Arkadaşlar görüldüğü gibi ikinci formik asit uygulamasından sonra kovanın dibine dökülen kelebekleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kurtlar da var. Formik asidin güve üzerindeki etkiyi görebiliyoruz. Şu anda bunlar mesela hepsi kurumuş. Epey bunu ben bu kovanı güvelendirmiştim. Beklettim. İyice güvelensin. Görebilmek açısından. Aynı zamanda kükürt de uygulamıştım. Ve görüldüğü gibi sonuç gayet temiz. Yani peteklere de gezdim ben. Peteklerde de hiçbir hareket yok. Bütün kurtlar ölmüş. Tabi bakmak lazım. İçine gözükmüyor. Ama şey yok yani, yeni bir hareket yok. Evet, formik asit güve üzerindeki faydası hissedildiği derecede var. Görüldüğü gibi arkadaşlar şu anda kovanda bir tane dahi güve yok. Demek ki normal kovanlarımızda da formik asit uygularsak güveyi korur. Buradan anlaşılan gözlem o. Zaten petikleri depolarken formik asit koyarak depoluyordum. Onun faydasını görmüştüm. Normal kovanda da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi formik asidin mum güvesi üzerindeki etkisini hep beraber gözlemledik. Ben normalde bu şeylerimi, sağılmış petiklerimiz kışın saklarken bahçe evimin balkona koyuyorum ve balkonda kaplı kovanın içine koyarak en üstlerine ve aralardaki kısımlara formik asit aparatını koyup içerilere formik asidi dolduruyorum. Ayda bir kontrol ediyorum. Eksilme varsa tekrar uygulu koyuyorum ve bu şekilde daha önceki videolarımda da paylaştım. Formik asitle işte petek saklama videolarımda var. Oralardan da görebilirsiniz. Sürekli olarak formik asitle saklıyorum. Hem en zahmetsiz. Çünkü öbür türlü soğuk hava deposu olması lazım. Aslında en sağlıklısı o, soğuk hava deposunda saklayabilsek. Öyle bir imkanımız yoksa eğer, benim uyguladığım yöntemi de yapabilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım faydası olmuştur. Sizlerin de bu konuda yorumlarınız varsa veyahut da bilgileriniz varsa paylaşmanızı yönünde
istekte bulunuyorum sizlerden. Ne diyoruz? Sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Herkese iyi seyirler.